Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir 3D yazıcı videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde bir 3D yazıcı almıştık ofisimize. Ve ofiste bu 3D yazıcıyla farklı farklı şeyler basıyorduk. Bugün biraz daha kompleks bir şey basacağız ama bayağı uğraştırdı beni, onu baştan söyleyeyim. Şimdi ne basacağız? Belki onu merak edersiniz. Şimdi özellikle böyle Flight Simulator tarzı oyunlar vardır. Hatta biz de kanalda incelemiştik öyle bir oyun. O tip oyunlarda böyle kumandayla kullanmak biraz zor oluyor. Tabi joystick çözümleri var. Hem bilgisayarlar için hem de konsol için alabileceğimiz. Ama ya ben joystick'e para vermeyeyim. 3D yazıcım da var. Ben kendimi böyle bir kumanda kolu basayım ve bu kumandayı da bir uçakmış gibi kullanayım gibi bir düşünceniz varsa nasıl bir çözüm var? Thingiverse'den bulduk bir tane. Açıklamaya linkini koyacağım. Ama birazcık uğraştırdı. Neden uğraştırdı? Çünkü verdikleri parçalar tam olarak oturmuyor arkadaşlar ve otururken de bazen zarar verip kırıp tekrar yeniden basmak zorunda kaldığım şeyler oldu. Ama muhtemelen indirdiğimiz tabii ki ürünle ilgili bir sıkıntıydı. Bu arada farklı farklı çözümler var. Biz bir tanesini yaptık ama siz Thingiverse'e girip ararsanız işte bu Xbox Call gibi bir şey yazıp, Türkçe de yazabilirsiniz bu arada. Xbox Flight Simulator falan gibi bir şeyler yazıp ararsanız çözümlerde bulursunuz ama biz bir tanesini denedik. Şimdi bayağı da görüyorsunuz şu anda masanın üzerinde bir sürü parça var. Ben sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parça. Bunların hepsini kullanmayacağız gerçi ama şimdi şöyle bir parçamız var. Önce onu bir göstermiş olayım. Şimdi bunları ben takacağım size gerçek zamanlı olarak ve takarak da bir yandan da göstermeye çalışacağım. Önce şu parçaları alalım. Şöyle parçalarımız var, iki tane. Bunu joystick'in alt kısmına takıyoruz. Şimdi bu sağ taraftı. Evet. Takalım. Sonra sol tarafımızı takalım. Taktık. Evet, sağı ve solu taktık. Şimdi bu parça, evet bu parçamızı şöyle getiriyoruz. Bunları tabii ki nasıl yapıldığını anlatan videolar da var bu arada. Hani bu bir şimdi nasıl yapılır videosu olmadığı için ben biraz daha hızlı ve çabuk anlatacağım size belki ama şöyle yerleştiriyoruz. Evet, bu parçamızı da böyle taktık. Bu şöyle duracak. Şu parçamızı da, bunu şimdi çıkartayım ben sizlere. Şöyle göstermiş olayım. Bu parçamız da bu şekilde buraya takılıyor. Ve şöyle duracak. Bunu da şuraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Yalnız biraz dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü takarken çok hassas şeyler olduğu için bunlar kırılabiliyor. Şimdi parçalarımızı taktık. Şöyle bir göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir hem sağında hem solunda bir şeylerimiz var. Şimdi ne yapacağız? Önce bir onunla bir bahsedelim. Şimdi önce şunu alacağız ve şuraya takıyoruz. Bakın şöyle taktık. Bunu da şöyle yerleştiriyoruz. Bu uçağın hani yavaş yavaş şey vermemiz, gazını arttırdığımız, tabiri caizse tabii bu gaz diye bir şey olabilir. Şu parçayı da buraya takıyoruz. Bakın şöyle. Bu şekilde ittirecek burayı. Sonra şuna şöyle bir parça takacağız. Evet, taktık. Bunu da buraya takıyoruz. Ve Flight Simulator ya da benzeri oyunlarda bu şekilde bir throttle dediğimiz, throttle diye geçiyor. Bu gaz vermek olarak tabir edeceğimiz uçağa motorunu gaz vermiş oluyoruz. Şimdi bir diğer parçamız ise şu. Bu iki parçayı da böyle takıyoruz. Yok, ters taktık. Bunu bir çıkartalım. Takınca biraz çıkartması zor oluyor. Evet, şöyle. Evet, tamam. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Bu da uçağın sağ, sol, ileri ve geri hareketini sağlayacak. Manivela kolu diye belki diyebiliriz. Buraya da bu hareketimizin buradan iletecek parçamızı takıyoruz. Sonra şu parçamızı şuraya, ups, bu parçamızı da, ups düştü bu arada parçamız, şöyle bir kaldırmaya çalışalım. Evet, kaldırdık. Bunu da buraya taktık. Bunu da buraya taktık ve, yok pardon bu değildi, şuydu. Evet, son parçamızı da bağlıyoruz şu anda. Takamadık yalnız henüz. Bir dakika.
acaba öbürünü mü taksak? Ben bunların birazcık uçlarını törpülemiştim çünkü tam olarak girmeyebiliyor ve de zor oluyor. Evet. Evet, şu anda taktık. Evet, bunlar da fazla parça diyelim. Fazla basmışız. Önemli değil. Şu anda işte joystick'imiz hazır. Joystick yaptık aslında bir nevi. Bakın buradan uçağın sağ ve sol hareketini ayarlıyoruz. Buradan da gazını arttırıp azaltıyoruz. İşte bu şekilde özellikle uçak simülasyonları için, flight simülatör ve benzeri uygulamalar için bu tarz bir parçalardan bir kendimize özel bir bir joystick yapmış olduk. Kumandayı joystick'e çevirmiş olduk. Çok daha rahat kullanılıyor. Bu kumandayı da kullanırsınız bu arada ama bu tarz bir çözümle çok daha rahat kullanıyorsunuz. Burada peki belki şunu merak edersiniz. Biz genelde bunları %40 oranında bir dolgu oranında bastık. Ve yaklaşık toplam baskı süremizde bunların hepsini tek seferde basamazsınız. Sığmıyor çünkü tabloya. Ama iki seferde falan basabiliyorsunuz. Yaklaşık olarak bir 20-25 saat sürer. Yani bir gün non-stop yani dış durmadan baskı alırsanız bir gün boyunca bu baskıları alacağımız anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir böyle ileri geri ve bu şekilde bir baskı aldığımızda. Özellikle de Flight Simulator tutkunlarını ben öneririm. Çünkü Microsoft'un oyunu biliyorsunuz ve Xbox Game Pass'te de ücretsiz olarak oynanabiliyor. Böyle bir şey yaparsanız da çok rahat bir şekilde oynarsınız. Onu da altını çizeyim. Bu videoda sizlere arkadaşlar Flight Simulator için kullanabileceğiniz ve oyun kumandasını bir joystick'e çeviren aksesuarları nasıl basabileceğimizi anlattık. Dikkatli olmanızı öneririm. Farklı farklı ürünler de var. Birazcık zor oldu benim için. Bayağı bir sıkıntılar çektik bunları basana kadar ama çok şükür en sonunda başardık. Onu da söyleyeyim. Bu tarz bir ürünle basmak istiyorsanız kendi yazınızı da basabilirsiniz ya da bir arkadaşınızın vesaire de olabilir. Onlardan rica edersiniz size bu parçaları hızlı bir şekilde basar ve kullanırsınız. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz ya da 3D yazıcılarla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini değerlendireceğiz, hepsini okuyacağız. Hepsini de elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. YouTube kanalımıza abone olun ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal alandan takip etmeyi unutmayın. Bizleri aynı zamanda teknolojioku.com adresinden de takip ederseniz çok seviniriz. Orada da güncel teknoloji haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.